Herkese selamlar arkadaşlar. Sıfırdan efsaneye kariyerimizin, sıfırdan başlayıp bir efsane oluşumuzun hikayesinin tam 19. bölümündeyiz arkadaşlar. Real Betis'le şu an İspanya'nın içinden geçiyoruz. 14'te 14 yaptık. 14 maçta 41 averaj, 42 puan, ne bir yani bir puan bile kaybetmedik. Ne beraberlik, ne yenilgi, hiçbir şey yok. Ve arkadaşlar şuradan size göstermek istiyorum. İspanyol takımları ne yaptı? Bu Villarreal'den Granada'ya, Almeria, Bilbao, Levante, Atletico Madrid. Bu da abileri sayılır ama. Adamlar gittiler, abilerini çağırdılar. Böyle olmayacak bu dediler yani. Adamlar yenilgi yüzü görmüyor. Şunları bir tokatlayın dediler. Evet. Siz de. Belki tokatlanacağız bilmiyorum. Tokatlanmadan önceki son maç. Real Sociedad maçını yaptıracağız beraber. Sonra Real Madrid, Sevilla, Barcelona bu 4 maçı yapacağız. Bölüm biraz kısa bir bölüm olacak. Sadece maçlarla geçecek. Hani şöyle yapmayacağım. Real Madrid maçını yapayım. Barcelona'da görüşürüz. Barcelona'yı yaptık. Villarreal'de görüşürüz. Böyle yapmayacağız arkadaşlar. Şu maçların hepsini oynayacağız. Bu güzel bir bölüm olacak. 19. bölümü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum size. Ve hep ben unutuyorum arkadaşlar. Maça geçmeden önce sizden lütfen abone olmanızı isteyeyim. Lütfen abone olun. Abone değilseniz ve videolarımı beğenmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü görüyorum hani bayağı izleniyor. Bazıları girip sonra da izliyor. Bazıları yarına kesiyor ama beğeniyorsanız, beğendiğiniz bir küçük nokta bile varsa lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar YouTube bir algoritma. Ne kadar çok beğenilirsem, ne kadar çok izlenirsem o kadar çok kişiye önerileceğim. Ben de bu YouTube'da büyümek istiyorum. Bu işi en iyi yapanlardan biri benim demeyeceğim ama bu işi becerebilen bir insanım FM'yi. Hani bunu daha çok insanla buluştursak iyi olmaz diyorum. Neyse çok da fazla lafı uzatmayalım. Taktik toplantısına geçelim. Maçta görürüz diyelim. Maçın girişinde tekrar videoyu başlatacağım. Hemen maçın önünden tekrar sizlerle beraberiz arkadaşlar. Şurada Sabak ve Robertson oynayacak. Luke Robertson. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Lucas Torreira veya burada nerede oyuncumuz? Rodriguez'i dinlendirmek durumundayım. Çünkü hemen 2-3 gün sonra Real Madrid'de maçımız var. Bakın Real Madrid'e karşı nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Ha, bu arada unutmadan Real ne bunun adı? Real Sociedad'ın başındaki kişiyi size göstereceğim. Şaşıracaksınız. Şöyle hemen. Kendisinin açıklamalarında şöyle bir girişi var. Mevlüt Ergür'ün hayranıyım tarzı bir sözü var. Beni mutlu etti. Kendisi de sevdiğim bir insandır. Şöyle göstereyim. Bu benim. Bu da Zlatan İbrahimovic. Evet. Real Sociedad'ın başında olan konuşamadım. Real Sociedad'ın başında Zlatan İbrahimovic var. Hakemimiz de Jose Maria Sanchez Martinez. Sanki bana bir yerden tanıdık geliyor. Neyse maça devam edelim. Luka. Ortası Hazard derken Allah hangi Hazard acaba? Merino, Hazard. Merak ettim hangi Hazard ya. Bakacağım. Amartey, Ozan, Kaleci Perex'e. Perex'ten Cila'ya. Ha, bu arada bir arkadaşımız yakınlaştırır mısınız? Sadece demiş de yönetmen de deneyelim bir. Bir bekles değil de. Şöyle TV var. Şöyle de yönetmen var. Yönetmeni deneyelim. Gila, Amartey, Luka, ortası. Oh, Colbert. Ya ben buna alışkın değilim ya. Yani şunu taş çizgisi yapacağım. Biraz şöyle yakınlaştırırım. Arkadaş dedi ki hocam ya yakınlaştırırım dedi ya da gollerin tekrarını seyredilmedi. Gollerin tekrarını seyretmek daha mantıklı. Luka. Sert bir orta. Defans oyuncusundan. Sekip Colbert'in önünde kalıyor. Colbert güzel tamamladı. 1-0. Şu Hazard'a bakacaktık. Nerede o Hazard? Sörloth var. Hazard. Rogan Hazard. Allah Allah burada oynuyor. Değişik yetersiz oynuyor abi. Orada oynatma hocam. Sayın Zlatan. Orada oynatmayın efendim.
Biz sıfır öndeyiz. Kaleci Ramiro'da kaldı top. Luka. Çok değişik bir hareket Luka'dan. Kalentari'ye, Kalentari gol ama sanki ofsayt var gibi. Ofsayt'ta kaldık gibi hissediyorum şu an. Ha, gol mü olmuş? Hani gol olmuş. Bir dakika arkadaşlar, ben şu an OBS'e şu an geldi. Tam kayıt. Aşağıda bir an OBS'i göremedim. Ha dedim, ne oluyor? Kaydetmiyorum acaba dedim. Kaydediyor şu an. Tamam, sıkıntı yok. Aşağılalım şöyle. Aşağıda görelim. Yani OBS'i göremeyince dedim, aha kaydetmiyor. Kapanmış. Dedim, boşuna konuşayım falan diyecektim de. Kayıt devam ediyormuş. Jesse. Luka'ya. Luka'dan Jesse'ye. Robertson. Ozan. Robertson'u gördü. Jesse'nin önüne. Çok güzel top. Jesse. Ramiro'ya takıldı. Bu arada Porto geliyor. 2-1 oldu maç. Asgari ücret açıklanacak arkadaşlar. Umarım bir 4000'e yaklaştırırlar. Fakat ne kadar arttırsalar da benim düşüncem yılbaşından sonra yani o 4000 liranın çok fazla gideceğini zannetmiyorum. Çok aşırı çok fahiş fiyatlar var. Çok acayip bir artış var. Markete gitmeye korkuyorum. Bir poşete 120 lira para veriyorum. Yani suyun litresi 1 lira yani şu an. Günde ben en kötü 2 litre su içiyorum. Eşim de öyle. 4 litre. Günde 4 lira biz içme suyuna veriyoruz. Aman aman güzel pozisyon oldu. Yani 120-130 lira aylık içme suyuna para veriyoruz. Yani bu çok fazla bir rakam. Fazla bir sayı. Yani konumuz hayır olsun diyeceğim de böyle gidersem hayır mayır beklememek lazım. Diyecek hiçbir şey yok. Sörloth güzel vurdu. Üst kanalda gitti. Burada Luka bayağı yorgun. Burada değişiklikleri yapmam lazım. Geç de kaldım ama. Asgari ücret falan filan konuşurken geç kaldık biraz. Lorenzo Luka'nın yerine seni alacağım. İran çok jese değişikliği oldu. İki Sabah bayağı yoruldu. Sabah'ın yerine de Lucas Torreira'yı alalım. Şöyle. Olaza ve Amartey zaten bir dahaki maçta olmayacaklar. Ozan Kabakçı'yla ikilisi olabilir. Hani elimden geldiğince nasıl söyleyeyim şey yaptım. Rotasyona gittim ve 2-1 öndeyim şu an. Kolpert. Hadi 3-1 yap. Rahatlayalım. Ramiro. Zorlu bir maçtı. Daha bitmesine tabii daha var. Erkenden konuşmak istemiyorum ama Zlatan'ın takımı fena oynamadı. Hala da fena oynamıyor. Aman aman aman. Hazard çok iyi geldi. Adama o kadar laf ettik. İyi değil. Fena fena değil de. Bu arada geçen internette gördüm. Çok hoşuma gitti. Bizim aman aman mükemmel bir gol Umar Boye. 3-1 oldu. Benito Villamarin stadında, bizim Real Betis'in stadında. Real Betisli taraftarlar sahaya oyuncaklar atarak, oyuncak ayıcıklar şeyler atarak çocuklara bayağı böyle bir destek olmuşlar. Çok hoşuma gitti. Ben gerçekten dediğim gibi bilmiyordum Real Madrid'in taraftarının bu kadar güçlü olduğunu. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Öyle söyleyeyim. Zlatan'ın karşısında kazanıyoruz. Ama kötü oynamadı. 15'te 15 yaptık. Durdurulamıyoruz gerçekten. Real Madrid maçında görüşürüz arkadaşlar. Valla diyecek çok fazla bir şey yok. Real Madrid maçında da yani galibiyetle çıkarsak o maçta da bizi kimse durduramaz. Çünkü bence ligin en güçlü takımı Real Madrid.
şu an. Barcelona'nın falan şu an esamesi okunmuyordur. Kadro kalitesine bakarsak. Bakacağız. Real Madrid maçında görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk abiyle şu an karşılaşıyoruz. Ligin abisi. Dünya futbol tarihinin bence en başarılı kulüp takımı. Bilmiyorum ben Real Madrid'den başka bu kadar güçlü, bu kadar fazla kupa kazanan bir takım var mıdır bilmiyorum ama şimdi Libertadores kupasıydı diye hatırlıyorum. Libertadores'i en fazla kazanan, bir bakayım, merak ettim. Libertadores rekorlarına bakalım. En çok kazanan, yani 7 kere kazanmış. Ki Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Avrupa Şampiyonlar Ligi rekorlar. Real Madrid 13 kere kazanmış. Kesinlikle ya. Hani Real Madrid. Bence Real Madrid. Takım toplantısına gidiyoruz arkadaşlar. Takım seçimine gidiyoruz. Rulli Miranda geri döndü. Jesse Sabah Rodriguez. Böyle yapacağım. Evet. Luka Kalantari Kolpert. Luka'yı şu tarafa alacağım. Şu şekilde. Düşünüyorum. Şu 3 oyuncu, yani günler forma şansı var ama yani seni nasıl oynatabilirim ben? Zaten hani ofansif sağ oynuyorsun. Oynayamıyorsun. Edgar defans merkez oynuyorsun. Yani ve orta saha oynuyorsun. Orta sahada tam kötü bir seçim olmasın ama hani daha iyi oyuncularım var. Rubial yine aynı şekilde, seni nasıl oynatayım? Orta tamam. Lucas Olaza'yı Posir istiyor. 30 yaşında gerçi. Çok da iyi bir oyuncu ama 30 yaşında verebilirim ya. Hani 5-6 milyon verdikten sonra alınabilir. Kendisini verebilirim. Hani Luke Robertson falan var. Bence gayet iyi bir oyuncu. 18 yaşında. Ben yani genç oyuncuları oynatmayı seviyorum yani. Genç oyuncular gelişiyor. Gelişmeye açık oyuncular. Çok da lafı uzatmayalım arkadaşlar. Real Madrid maçına girişimizi yapalım. Maçı şeyde oynayacağım. Geniş özette oynayacağım. Biraz heyecanlanalım. Çünkü Real Madrid ile karşılaşıyoruz. Rodrigo, Williams, Fabio Vieira, Gabi, Valverde, Casemiro, Gabigol. Muhtemelen aynen Gabigol. Şimdiden benzettim zaten. Ve benim de genellikle hani Ryan'lerden oluşan kadrom diyebilirim. Şu an en yakın rakibimle maç fazlası olmasına rağmen şu an bakamadım da. Neyse, yapacak bir şey yok. Şuradan hemen geniş özet yapalım şunu. Real'in kadrosu. Fabio Oliveira'yı bilmiyorum. Gayet iyi bir isim. Real Madrid'e yakışan bir isim. Ha, bu arada ben size göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan bir arkadaşa girelim. Gelen transferler. Bakın şu oyuncuyu bana Sociedad'dan aldık. Gelecek yani. Futbol direktörüm buldu getirdi. Lan bir baktım şöyle, mükemmel bir oyuncu oğlum bu. Harika bir oyuncu. 7,5 milyon. Bak burada yazıyor. 8 milyona yakın. Dedim direkt alalım. Direkt hemen bu oyuncu bize katılacak. Hatırlıyorsanız sağ bekte bir tane eleman vardı. Bizle oynamak, bize gelmek istemiyordu. Haymamba diye bir oyuncu vardı. Haymamba'yı Paris'e kaptırmıştık. Sağ bek oyuncumuza yeniden teklif ettiğimizde sağ bek oyuncumuza 2 milyona, 1 milyona şimdilik 2 milyona transfer ettik. Teknik çok iyi. Hani 1,87 boyu var. Bu elemanı ben hani hızlanması falan da var. Kafa vuruşu biraz zayıf ama kafa vuruşu çalıştırıp defans merkezde oynatabilirim. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Yani sağ bek yerine top kapması, markajı biraz düşük. Neyse, çalıştırırız oyuncu, yaparız yani, bir şeyler yaparız. Maça dönelim geriye. Ozan. Rulli'yi çok güzel gördü. Diego Rulli açtı. Geri döndü. Sabah'tan Colbert. Colbert açtırmalar. Real Madrid maçını kim yönetiyor bakalım. Muriel ama yoksa. Del Grande. Courtois. Bak Real Madrid'e bile pasla çıkartmıyorum. Geri döndük. Terex'ten. Valverde'de kaldı top. Rodrigo. Rulli'ye dikkat et. Rulli. Yakında kal abicim. Aman aman. Ta nereye attı? Benjamin Pavard'ın Fransa'na attığı kolaydır. Vallahi var ya. Direkt aklıma o gol geldi. Benjamin Pavard da oradan vurdu. Korner. Güzel bir atak. Santiago Bernabéu'da maç çok eğlenceli geçiyor. Bu arada bizim favori oyuncumuz Kalantari yılın U11 oyuncusu olmaya hani hak
hak kazandı demeyelim de yani ordunun o ödülün en böyle şey oyuncusu olarak gösteriliyor. Kazanabilecek oyuncu olarak gösteriliyor. Bakalım inşallah kazanır. Şu an iki takım da orta bir oyun sergiliyor. Gol beklentileri zayıf. Topla oynama olarak kafa kafaya sayılır. Luka Miranda'yı gördü. Miranda Jesse aman aman Courtois. Çok güzel kurtardı Courtois. Topun başında Sabak açtı ortasını. Gila vurdu Courtois. Yani gol beklentimiz 0.50'ye kadar geldi. 6.5 kaleyi buldu ama deplasmanda olmamıza rağmen Real Madrid bizi o kadar fazla nasıl söyleyeyim korkutamadı. Ama sonuçta bu Real Madrid arkadaşlar her an her şey olabilir. Kalede Kurtuan olduğu gerçeği var. Kurtuan çok iyi bir kaleci. Kurtuan'ı bizim bir şekilde aşmamız lazım. Kalantari indirdi ama kol partiye gelmedi top. Belçikalı oyuncu o da gayet iyi. Çok memnunum kendisinden. Rulli çok güzel kaptı. Çıkarken kaybettiler topu. Luka'nın önünde kaldı. Luka çok kötü vurdu ya. Luka çok kötü vurdu. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Silinçleri değiştirelim. Kurtuğa iki topu yine ileriye. Top bizde kalır mı? Kaldı. Gila vurdu ama top yine onlarda. Fabio Vieira, Williams. Top bizde. Kolbert. Miranda. Gila. Rodriguez. Sabak. Sabak'tan bir uzun top. Luka uyanamadı. Kurtuğa da kaldı top. Kurtuğa. Bir de Gaş. Top Gila'da. Gila kaçtı. Luka. Luka'dan. Maç gerçekten çok ortada. Her an her şey olabilir. Vieira. Ozan. Pası geçirmedi. Luka, Kalantari, Opert. Kalantari çok güzel kaçtı. Aş bulur mu? Bu be. Lucas Kolpert. Kendi başlattı tane. Kendi bitirdi Kalantari lastiğiyle. Dakikalar 44'ü göster. 45'te dakika 45'te golü bulduk. İlk yarıya biterken 1-0 üstünlüğümüzle gidiyoruz ilk yarıya. Real Madrid maçını kazanırsak arkadaşlar Barcelona'nın 16 maç üst üste kazanma rekorunu egale edeceğiz. Sevilla maçını da kazanırsak bu rekor artık Barcelona'nın değil Real Betis'in olacak. Bakalım inşallah. Bakalım kayıtta herhangi bir sıkıntı yok. Oradan uzaktan bir şut çekeceğiz. Luka topun başında o atar mı? Luka güzel vurdu. Kalede Courtois var abi. Çok zor. Çok iyi bir kaleci Courtois. Dakikalar şöyle bir 60'a gelsin. Rodriguez'i çıkartıp hatta şimdiden yapayım onu. Beklemeye gerek yok. Luke Robertson da çok iyi. Lucas Torreira da çok iyi. Torreira'yı alacağım. O kadar ikisinin de çok genç olmasına gerek bir tane abi olsun orada. Jesse biraz kötü oynuyor bu maç. Torreira kullanıyor korneri. Aşmalı top. Tekrar Lucas Torreira. Luka'yı gördü. Luka Kurtuğa'ya takıldı yine. Gila fena değil orada. Ozan iyi karşılıyor topları. Sabak biraz yorgun. Aman aman abi. Perez güzel. Ne yapalım? Miranda'nın yerine Olaza'yı alacağım. Lucas Olaza. Perez. Son değişikliğimizi de şöyle 80'e karşı yapacağım. Jesse Luka'yı güzel gördü. Luka'dan mükemmel bir ne dedi ona? Şu değişik bir hareket. Aha bir öteki pas öyle. O hareketin ismini bir türlü aklıma gelmedi. Yorumlara yazarsanız şöyle var ya şöyle vurma hareketi. Penaltıyı kazandık. Bu arada topun başında Luka var diye diyorum. Luka topun başında 2,1 santimlik. Şu an Kurtuva'dan uzun kendisi. Hadi yavrum at Real'e şu golü. Aman aman. Kurtuğa mükemmel bir kaleci abi. Kurtuğanız varsa 3 puana her zaman daha yakın oluyorsunuz. Ama Kurtuğa'ya rağmen golü attık biz. Olaz'dan bir korner daha. Hile vurdu. Ustan avut. İzninizle arkadaşlar bitireceğim. Çok konuştum. Lucas Olaz'a güzel bir indirdik oldan. Çok güzel gördü Kolpert'i. Kolpert ortasını açtı. Kalantari. Abi ne oluyor? Yemin ediyorum var ya yani Kurtuğa değil de kalede başka bir oyuncu olsa bu maç 4-0'a 5-0'a geçti yani. Olaza, Ozan, Sapak, Torreira, tekrar Sapak'a, Olaza,
Torreira, Sapak orada top çeviriyoruz. Penaltıyı atamadı, bunu attı. Bu da çok değişik bir adam. 2-0 oldu. Dakika 65. Nukka gollerini atmaya devam ediyor derken bir offside mı var? Gol verildi. 3-3 birden geliyor. Real Madrid'de. Atladım orada. Offside'i görmeye gerek yok. Kroos. Çok güzel. Fabio Vieira. Açmasın abi. Aman aman. Ozan çok iyi yerde. Luka indirdi. Kalantari. Abi bomboş. Açıldı mı abi bu gol artık. Bu gol artık. Bu gol artık. Lütfen bu gol olsun artık. Hadi abi. Gol geçerli. Bakalım şurada çok güzel indirdi. Kalantari burada. Çok güzel geldi. Bomboş olduğu belli. Biraz geç de kaldı yani orta açmakta ama Polpert artık vatandaşına golü attı. Ki Belçikalı karşı karşıya geldi. Polpert golü attı. Kroos. Alaba. Martinez. Lukaşovic. Casemiro. Williams. Teres'e kaldı top. Gila. Lucas Olaza. Real Madrid bile hani sahanın içine gömdük şu an. Abi hiç fark etmiyor. Yani çok da hızlı konuş. Aman aman. Aman aman. Nasıl bir şutu? Mükemmel bir kurtarış Perez'den. Ozan Kabak. Torreira uzaktan bir şut. Kurtua. Dakikalar 75'i gösterirken güzel bir şut geldi bizden. Kurtua kurtardı. Alışınız artık Kurtua'nın kurtarmalarına. Lucas Olaza. Bir orta için daha geldi. Luka çok güzel vurdu Kurtuğa. Aman Allah'ım. Yani maçın adamı Kurtuğa herhalde. Yani 7.9 oynuyor. Real Madrid kalecisinin belki bu kadar şut kurtardığı başka maç var mıdır acaba? Aman aman. Gabi'nin önüne çok güzel pas. Gabi çevirdi. Rosas. Gabi'ye. Gabi açtı ortayı. Williams. Geri dönecek muhtemelen. Döndü geriye. Toni Kroos. Alaba. Kroos'a. Kroos'tan bir. Aman aman aman. Ne gol yedik be. Toni Kroos. Dakika 78. Mükemmel bir gol yedik. Seyredelim. Harika bir gol. Haftanın golü olabilir. Hem anlama açısından. Hani eğer burada puan kaybedersek. Çok süper vurdu. Harika vurdu. Kroos'tan harika bir gol. Kapak çok iyi oynuyor. Burada Jesse'nin yerine Mirançuk'u alacağım. Luka abi atalım şu golü. Üçü vuralım. Kalantari abi yok yani. Yok. Bulamıyoruz yani. Değişik. Zor bir maç. Ulan. Ikileriye Luka Torreira. Abi çıkarken kaptırmadım. Rosas. Rosas'tan bir şut. Out. Dakika 88-89. Luka. Rulli. Ozan. Rulli'den Mirançuk'a. Mirançuk Sapak. Sapak'tan Kolbert'e gelen bir top. Gabi. Gabi dikti ileriye. Gila. Ozan tekrar Gila. Torreira Gila. Ozan. Sapak Ozan. Ozan'dan bir uzun top. Luka'ya. Alır mı onu? Luka aldı topu yetişti. Korner kazandık. Artı 4 verildi. Olaf'a kullandı. Trajik masaya izin veriyor topun. 90 artı 1'deyiz. Rulli uzun bir taç kullanacak. Out. Alaba. Fabio Vieira. Williams. Aman aman oğlum. Vallahi yiyorduk golü. Çok süper bir şut. Terex iyi kurtardı. Luka defansına yardıma geldi. Mirançuk. Polpert. Allah'ım Allah'ım nasıl bir kalecisin sen? Ozan çok güzel müdahale. Son dakikanın içindeyiz şu an. Maç heyecanını kaybetmeden devam ediyor. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Olaza top uzaklaşırdı. Kolpert 3-2 yakaladık. Hadi abi. Hadi. Kalantari'ye değil ya. Luka'yı görsen orada. Casemiro. Rosas. Gabi. Gila. Gila kaçırdı Jovic'i. Jovic'i tek al topu Gila. Kolpert. Kalantari.
Kolpert. Maçı kazanıyoruz. 2-1. Ligin abisini de tokatlıyoruz arkadaşlar şu an. Şu an rekoru egale ettik. 16'da 16 yaptık. Şöyle Sevilla maçına gidelim. Gila Real Madrid'in seçimini aldı. Gila'yı bu arada Real Madrid'den bedelsiz olarak kadromuza katmıştık. Bedelsiz. Real Madrid B'de. 41 maç yapmış. 7.2 ortalamalı bir oyuncuyu sen serbest bırakırsan şu profilde bir oyuncuyu gider alırım abi. Yani. Bak bence. Git kullan değil mi yani? Kolpar 2 gol attı. Onu bir tebrik edelim. Basın toplantısına katılalım. Şu şekilde hızlıca geçeceğim basın toplantısını. Hızlıca geçtik. Arkadaşlar şöyle lig kupayı gösterelim size. Luka 16 maçta 25 gol. Zaten efsane bir sezon geçiriyor. 16 maçta 10 asist. Chiesa'dan, Kolpert'ten, 7 asist Kalantari'den. Lorenzo Lucca 8 kere maçın adamı seçildi falan filan. Böyle devam ediyor arkadaşlar. En yakın rakibimizle aramızdaki puan farkı 11. 44 averajı 16'da 16. 0 beraber 0 mağlubiyet. Mükemmel bir seriye kaldık. Ve devam ettiriyoruz. Belki namağlup bitiremiyoruz. Bir de ona bakalım hani rekorlar. En fazla puan. Nerede abi o? En fazla puan. En hızlı gol. Ortalama puan. Bu oyuncu değil abi. En fazla puan. En fazla gol var. En uzun yenilmezlik serisi 3. En uzun galibiyet serisi 16. Onu egale ettik. Bir maçtan sonra biz buraya geleceğiz. En fark en yüksek seviyesi 40 seviyesi. Ortalama seviyesi. Beraberlik. En fazla puan. 100 puanla Real Madrid. 100 puan. Ve 32 galibiyet almış en fazla. Bakalım şu ikisini daha hani bu sezon rekorlar sezonu olacak. Kıracağım yani. Rodriguez bu maç yok. Torreira gelir yerine. Torreira oynasın. Onun yerine de Daniel Amerte'yi alalım. Burada başka kim alabiliriz? Neyse şöyle girelim. Oyuncuları bir dinlendireceğim arkadaşlar. Ben Sevilla maçında görüşmek üzere. Sevilla maçında tekrardan beraber olacağız. Sevilla maçının hemen öncesinde arkadaşlar sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki Real Betis ve Sevilla aynı şehrin takımları. Sevilla şehrinin takımları ikisi de. Size ev almıştık falan tarzı bir göstermiştim. Havuzlu ev aldık diye bir video var. Orada zaten biliyordunuz. Zaten şu şekilde Real Betis'e girdiğimiz zaman burada derbiler. Sevillano derbisi. Sevilla ile diyor. Sevilla ile karşılaşacağız. Bizim için önemli bir maç. Derbi maçı. Bu maçı da kazanmalıyız. Real Madrid maçıyla rekoru egale ettik. Ve Sevilla derbisiyle rekoru kıracağız inşallah. 16'da 16 yaptık. Barcelona'nın rekorunu egale ettik şu an. Barcelona'nın rekoru 16 maç üst üste kazanmaktı. Lige öyle bir giriş yaptık ki 16 maçta 16 maçı da kazandık. 17'de 17 yapma hedefindeyiz. Ve Real Madrid 100 puanla bitirmiş. Ligi en fazla puan o almış. Ve 32 galibiyet rekoru da Real Madrid'de bizim hedefimiz. Hem Barcelona'nın şu bu maçla inşallah bu maçı yenip 17'de 17 yapacağız ve Barcelona'nın rekorunu kıracağız. İlk rekoru bu bölümde kıracağız. Ligin bitimine yakın ise hem 100 puan üzerine çıkma hedefindeyim hem de 32 galibiyetin 33-34 galibiyet neyse artık 38 galibiyet neyse namağlup bile bitirmek benim hedefim ki zaten şurada lige tekrar girdiğimiz zaman namağlup seri 43 maç yenilmiş hiçbir şekilde yenilgi yüzü görmüş namağlup benim bunu da kırmam gerek. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayalım takip toplantısına girelim takım seçimine girelim şöyle yine bilindik takımla çıkacağım. Miranda, Rulli cezası var Rodriguez'in. Cezayı şey yaptık, attık. Sıkıntı çıkaran bir oyuncu vardı sakat burada. Onu da Konyaspor'a gönderiyoruz. Onu da Konyaspor'la anlaştığı için şey yaptım. Ne onun adı? U19'a yolladım. Orada dursun. Burada fazlalık yapmasın. Maça gidiyoruz. Derbi maçı olmasına rağmen de Real Madrid Barcelona olmadığı için arkadaşlar şey yapmayacağım. Bu arada direktör kim bakmadım ona. Bizim evimizde oynanacak maç. Bu güzel bir şey.
Bence Melih Bergür diyor. Emirlerini merak ediyorum. Zidane yazdı herhalde. Ben mi yanlış okudum? Bak, Zidane. Kendisi iyidir. Teknik adamdır. 7. sırada kendisi. Maç şöyle başlayalım. Şunu kritik anlar alalım. Jordan. Brederson. Kunde. Kunde'yi severim. Bayağı iyi bir defans oyuncusudur. Bono. Dakika 5-6 ilerliyor. Herhangi bir şut yok. İki takımdan kafa kafaya topla oynamamız. İlk korner bütün Lucas Torreira. Gila. Çok güzel. 11. dakikada kornerden bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. Dido'ya yaşıyor Sabbak. Sabbak'ın yerine oraya Luke Robertson girsin. Sabbak da inşallah bir büyük sakatlık olmaz. Ama hemen çıkarttığımız zannetmiyorum olacağını. Süpersin Selim. Rulli. Arayan Kalantari 11. golünü attı. Taştan gol bulduk. Dakika 22. Yani dediğim gibi herhangi bir şekilde derbeler olması ve sıkıntı yaratmıyor bizim için. Çünkü arkadaşlar biz hani Real Madrid'i bile kendi evinde geçmiş bir takım olarak bir de bakın Barcelona engeli var. Barcelona engelini de güzel aşarsak zaten bak 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 burada yapma onu. Oliveira Robertson çok güzel aldı. Penaltı zannettim bir an. Jesse topu duruyor. Kalantari'nin önüne. Kalantari ortasını açtı. Olmadı. Rulli güzel kafayla. Kol kart. Ortasını açtı. Gol Luka'dandır inşallah. Julian Ryerson kendi kalesini atıyor. Dakikalar 30'u gösterdi yine arkadaşlar. 3-0 öne geçiyoruz. 10 dakikada bir gol. Yazılsaydı daha çok hoşuma giderdi. Torreira kullanıyor. Ozan güzel bir kafa şutu. Out. Penaltı diyorum ya. Kayıtta herhangi bir sıkıntı yok gibi. Torreira. Cila ikinci golünü attı. Cila alıyor. 4-0 oldu. Dakikalar 44'ü gösteriyor. 11 dakikada bir gol buluyoruz. Seyircilerimiz coşuyor şu an. Harika oynuyoruz. Takım mükemmel bir performans gösteriyor şu an. 4-0. Rekoru öyle bir skorla kıracağız ki hem de derbide çok güzel olacak bu. Bakın şu an coşmuş durumda. Miranda kötü oynuyor. Miranda'ya bir o değişikliği yapalım. Kalantari şutu son anda çevirdiler. Ofsayt bu arada. İki değişikliğimizi şimdiden hal yaptık. Üçüncü değişikliğimizi sonra saklayalım. Ne olur ne olmaz. Dakikalar 70'i gösteriyor. 80'e doğru ilerliyor arkadaşlar dakikalar. 4-0'lık üstünlüğümüz hala devam ediyor. Jesse'nin yerine Jesse de kötü oynuyor da onun yerine oraya Alexey Miraç olalım. Luka güzel vurdu. Bono. Miranchuk'u da 25 milyondan satılığa çıkardım ama transfer listesinde değil arkadaşlar. Onu da ara ara oynatıp vitrine koyup satmak istiyorum açıkçası. Çünkü yani yaşlı bir oyuncu değil ama bir sene iki sene daha oynatırsam 30 yaşında olacak. Satamayacağım onu düzgün bir paraya. Ki yerinde onun oynayacak çok iyi oyuncular var. Kalantari, Luka yani ileri forvet hattında oynayamaz. Jesse'yi çok daha beğeniyorum ben. Hem de Luka. Abi offside. Herhalde offside. Offside değilse çok güzel olur. Luka da bir golünü atmış olur. Bir durgunluk yaşıyor şu an. Gol geçerli aynen. Luka golünü attı arkadaşlar. Böyle seyredelim golü. Ozan çevirdi. Robertson. Tekrar Ozan'a. Ozan. Torreira'nın şutu defanstan kalan top. Luka çok güzel bir gol attı. Dakikalar 85'i gösteriyor. Bir korner kazandık. 6 mı geliyor? Vallahi gelecekti az kala. Muniera'nın yönetiminde 5-0 öndeyiz. Deplasmanda diyorum. Kendi evimizde konuşmadım yani. Kendi evimizde 5-0 galip durumdayız ve bu bir derbi arkadaşlar. Bu çok önemli derbi olması. Olaza aç abi ortayı. Çok güzel şut. Kalentari penaltı. Penaltıyı kazandık. Renan ikinci sarıdan kırmızı yiyecek. İnşallah yer.
Yesin yani. Derbide kırmızı kartsız derbi mi olur? Değil mi? Penaltı verildi. Luka topun Cila. Luka değil Cila. Hat-trick yapacak ya. Eşe Luka topun başında olsa. Neyse. Cila hat-trick yapıyor. Bir defans oyuncusu hat-trick yapıyor. Derbide. Ve maçı Vida'ya karşı çok efsane şekilde kazanıyoruz. Harika idiniz diyelim. Arkadaşlar Barcelona maçında görüşmek üzere diyorum. Barcelona maçı bizim için çok iyi olacak. Barcelona maçından yenersek bizi kim durduracak bakalım. Kimse durduramayacak gibi duruyor. Barcelona maçında görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Barcelona maçının önündeyiz. Canlı olarak devam eden Atletico Madrid Real Madrid derbisi de şu an var. Arada derbi olarak geçiyor. Merak ediyorum. Bakalım derbiler. El Clasico ve Madrid'i aynı. Derbi olarak geçiyor. El Clasico efsane bir derbi. Belki bir El Clasico'nun başında iki takımdan birinde El Clasico'nun da tatmış oluruz diyelim. Pedri, Memphis, Griezmann, Tielemans, Bernardo, Gabriel, Menino, Tanganga, De Jong, Araujo, Ricardo, De Jong derken abi sen De Jong'u defansa mı oynatıyorsun şu an? Ciddi misin sen bunu? Ricardo, Tanganga. Çok değişik bir takım var karşımda. Maç yükleri de ağır ama bu şekilde çıkacağız. Mecburuz. Sapak. Yedekleri alalım Sapak'ı. Öyle kimi yer alalım? Defans merkez. Robertson, Yerol, Olaza, Boya, Umar Bey. Umar Boya ne yerine aldı? Bilen çok olmaz. Robertson. Boya yine şimdi kaldım. Takımı biliyorum. Çok değişik bir oyun. Ortaya koyacaklar. Barcelona'nın oyununu az çok biliyoruz. Xavi de başlarında tıkaya yönelik bir oyun olacaklar. Biz de Barcelona'yı kaşını nasıl Barcelona'yı alabiliriz. Onu size göstereyim hemen. Rakip diyeceğiz arkadaşlar şuradan. Şu orta saha üçlü var ya. Ve Pedri. Bu elemanlara zayıf ayak diyeceğiz yine. Şöyle şu üçlüyü Serdan Pres diyeceğiz ve yine üçlüye biraz sert gireceğiz. Sert oynayacağız. Barcelona'yı böyle sertlikle hakkından geliriz. Kritik anları genelde çekiyorum. Barcelona maçı çünkü bu. Perez. Rulli ne yaptın abi? Rulli darbe aldı. Amartey. İlk değişikliğimiz dakika 5'te yapmak durumunda kaldık. Gila'dan Jesse. Jesse Miranda. Miranda ortası Kolpert. At abi o golü. Geçerli olsun bu. Adamımız sakatlıklar. Hadi abi. Dakika daha. Gol abi. Tamamdır. Golü şöyle izleyelim. Jesse'den Miranda'ya. İran'da çok güzel gördü burada. Çok güzel bir pas. Kolpert. Hemen kalecinin önünden. Golü ter Stegen'in önünden. Top ağlara yoluyor. Güçlü bir takım Barcelona. Ama biz de öyle boş bir takım değiliz. 2-0. Dakika 8. Bu takım elimden benim çok zor kurtulur öyle söyleyeyim. Bakın farka gider bu maç. Çünkü Barcelona'nın öyle bir oyunu var ki bazı takımlara karşı manyak derece süper işliyor. Bazı takımlara karşı da hiçbir şey yapamıyor. Bakacağız. Bu kalıptaydı. De Jong. Yani sen Frenkie De Jong'u falan oynatıyorsun. O şeyde defansta olmaz yani bu işler. Rodriguez'den Torreira'ya. Torreira Kolpert. Olmadı. Araujo girdi araya. Tersine gendikti. Top Griezmann'a gelmeden Ozan. Ozan'ı şöyle uyaralım abi. Ozan. Aman abi. Aman Ozan. Luka. Çok önemli. Penaltı mı? Kalen tarihi vurdurmadılar. Rodriguez. Miranda uzaktan çok iyi vurdu. Ter Stegen. Şu an Barcelona'nın şutu yok. 11 şutun 6'sı kaleyi buldu. 2'si gol oldu.
Yani Real Madrid karşısında biraz zorlanmıştık. Hani son dakikalara hatta dedik herhalde gidiyor yani. Tamam beni yenemeyecekleri belliydi Real Madrid'de ama son dakikalara geldiğimizde. Ama en azından bir evet, ara sıra görevlerimizi yapacağız şöyle. Açamadık da bu ıslak. Ara sıra görevleri de yapmak lazım böyle. 3-0 oldu. Bu arada Konya'dan golü bulduk. Bu Barcelona maçı Real Madrid maçına benzemeyecek. Bu maç farka girecek gibi duruyor. Kalan tarihi 4 oldu. Daha ilk yarı. Barcelona herhalde tarihin en sağlam yenilgilerinden birini bana karşı alacak. Böyle görünüyor. Bakalım. Benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'den 2 maçta 8 yediler. Bakalım. İzler kaç yiyecekler? Bir araştıracağım. Barcelona en farklı kime yenilmiş diye. Bu maçtan sonra. Çok güzel araya girdi. Kim bakalım bir. Rodriguez. Korner kullanıyorlar. Bernardo Silva ile. Ozan uzaklaşırdı. Kalentari. Kalentari bas abi orada. Barcelona defansı şu an yerleşti ama her an her şey olabilir. Orta korner. İlk yarının bitmesi her an bitebilir ilk yarı. Her an ilk yarı bu kafayla bitiyor. Aynen. İlk yarıyı 4-0 önde tamamladık. Mükemmel oynadı takım. Harika işler çıkarttık. Şöyle seslenelim. Süpersiniz diyelim. Gila. Miranda'ya döndüm. Miranda 60-65 gibi olazayı alacağım. Miranda'nın uzun taçı ters değen kaldı top. Ters değen. Topu dikmek mecburiyetinde kalacak. Mecbur çünkü bir de çok fazla basıyoruz. Çıkarken kaybedecek bir top. Barcelona'ya bir gol olarak daha geri dönebilir. Ricardo. Yuri Tielemans. Çok güzel gördüm. Memphis Depay. 4-1. Atlar golü. Dakika 46. Ben bir Miranda olası değişikliği yapacağım. Gol inşallah iptaldir. Gol iptaldir. Aynen. Çok iyi oldu bu. Gol iptal. Offside var. Luka. Çok güzel bir kol parti. Kalan tarihi kaleciyle karşı karşıya direkt. Ter Stegen'in son anda müdahalesi. Şu an Barcelona'nın bir şutu var. Kaleyi bulan hiçbir şutu yok. Mükemmel bir maç. Barcelona'lı taraftarlar çıldırmış olmalı. Yani bu kadar Barcelona'sın sen arkadaş. Yani bu kadar ezik olunmaz. Bu kadar ezik olunmaması gerek. Gila topu kaptı. Luka Torreira. Kolpert. Offside mi bu arada? Evet offside. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Yuri Tielemans. Ricardo'yu çok güzel gördü. Ricardo. Aman 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 orada. Sola dayalım buraya. Soldaki taze. Bir izin katalım. Barcelona şu an etkinliğini biraz arttırdı. Griezmann, Pedri uzaktan Perez. Gila. Olaza. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Maçın 3'teki kısmını tamamladık. 4-0 üstünümüz devam ediyor. 5'i istiyoruz, 6'yı istiyoruz, 7'yi istiyoruz. İstiyoruz abi, 8'e kadar yolu var bunun. Sıkıntı yok. Olaza'dan Jesse'ye. Jesse. Açtı ortasını. Kalentari kötü bir şut. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Taktikler. Burada Guido Rodriguez'de sakatlık var. Dakika 63 oynasın mı? Hiçbir şey yok. Şu an oynamak zorunda o. Luka Calentari yapacağım. Şunu karışık değil abi. Geç karışık olsun. Ara sıra da hani böyle uygun oyuncuya atar. Hepsi hep hype havadan olur mu? Sıkıntı olur. Yani ara oyu. De Jong yavaş. Ha şey. Zayıf bir oyuncu ama olasa. Hadi Gila. Ter Stegen. Güzel. Dakika 70. Sakatlık olabilir. Ama Torreira abi ya. Torreira'dır bu. Torreira. Çıkartmak zorundayım. Bir dakika. Hop. Yanlış yanlış. Yanlış. Torreira değil oğlum. Rodriguez çıkacak. Vallahi var ya. Sakat oyuncu değil. Sağlam oyuncu çıkartıyordum az kala.
Dakikalar 72'yi gösteriyor. Son değişikliğimizi yaptık. Bir sakatlık olursa sıkıntı olur. Onlar da değişikliklerini yaptılar. Tanganga, Diomande, Tanganga, Tielemans'tan bir şut uzaktan şutlarla üzerime gelmeye çalışıyorlar. Yemez abi, olmaz. Çok zor. Korner. Sergio girdi. Busquets. Dembele girdi oyuna. Diomande Tielemans, Sergio Busquets, Pedri, Griezmann, Dembele. Osman Dembele kullanıyor. Ronald Araujo. 4-1 oldu maç. Güzel bir, hani karşılıklı gollerle, yani iyi bir maçtı. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok ya. Gol yemek istemiyordum. Biraz büyük bir maçtı. Barcelona'dan gol yediğim. Gabriel Menino. Şu an bir Galatasaraylı olarak hani Barcelona ile Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın karşılaşmasını isterim şahsen. Tamam ya, belki yenilebilir. Sonuçta Barcelona'dır. Adı yeter tarzı hani düşünebilirsiniz ama. Yani Barcelona'yı yani şu an düzgün bir yani şöyle birazcık sert oynayan, birazcık böyle ruhlu oynayan bir takım çok rahat yenebilir. Barcelona çünkü o kadar çok yani kendine, Barcelona'nın kendine inancı kalmamış durumda şu an. Öyle söyleyeyim yani bence. Hayırlısı değil. Hani şöyle bir durum da var. Barcelona'nın gruptan çıktığını düşünelim. Şansa gittiler, şeyle karşılaştılar, tamam mı? City ile karşılaştılar. Abi dağıtır ya. Liverpool'a falan kaçırdılar yani. Yani Bayern Münih'in 8 attığı yerde onlar yani şu anki Liverpool falan çok fazla atar yani. Belki 2 maçta 5-5 10 gol atabilir yani. Gerçi geçen Bayern Münih'le maç attılar. Çok fazla gol yemediler ama Bayern Münih çok fazla bastırmadı, öyle söyleyeyim size. Bayern Münih öyle çok fazla daha böyle aşırı derecede agresif bir oyun ortaya koysaydı maç çok daha böyle farklı bir skor tebilirdi. Derken maçı arkadaşlar 4-1 kazanıyoruz. Bu bölüm burada sonlanıyor arkadaşlar. Bir bakalım. İnşallah büyük bir sakatlık yoktur Torreira'da. Ay, tamam. 2 gün. Kaval kemiğinde biraz dinlenme varmış. Perez bilmem ne. Çarpı çok 50 maçtan sonra. Torreira. Lucas Torreira'yı kesmemek lazım. Torreira güzel oynuyor. Şimdi Torreira'nın yaşı 28 abi. Ve değeri de. Yani şu bakalım serbest kalan bedeline. 52 milyon serbest kalan bedeli var. Ben bu adamı 52 milyona değil ama minimum şöyle bir 45 milyona sallayabiliriz. Taraftarların sevdiği bir oyuncu ama hani neden bu oyuncu Salah derdindeyim? Şundan dolayı Salah derdindeyim bu oyuncu. Bakın. Burada Sabak var. Daha 19 yaşında. Luke Robertson var. 18 yaşında. Sonra Guido Rodriguez de sallayacağım 30 yaşında. Bu adam da hani çok fazla yaşlı oyuncu oynamak istemiyorum. Ve hani şu oyuncu gelecek. Nerede o? Şimdi şu adam var. Şu adam şimdi kim bir? Orta sahada bu adam defans merkezi olur abi. Şu adam var. Josu Pena. Bu adam burada da oynayabiliyor. Markaj 11, Topak 11. Yani iki yönlü orta saha oynar bu adam ve içinden geçer rakiplerin. Ha, bu adam iki yönlü orta saha çalışırsam ben şu an 18 yaşında 2 sene bu adam iki yönlü orta saha çalışıp şurada oynasın. Burayı yerine şurada oynasın mesela. Çok değişik işler olur yani. Çok farklı bir profile bürünebilir oyuncu. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone değilseniz abone olmayı buradan geçirin. Videoyu beğendiyseniz de beğen kutucuğuna basmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de orada bir zil seçeneği var. Onu da tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videoyu sonlandırıyorum. Benzer videoları seyretmek istiyorsanız veya taktik videolarını seviyorsanız kanalımda 8-10 tane güzel taktik videosu var. Onları seyredebilirsiniz arkadaşlar. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.